Buyurun, size de ikram edebilirim ciğerlerinizle. Çok lezzetli. Bismillah diyerek başlıyoruz. Yenge Hanım, ciğer pişirmeyi Bünyamin Usta'ma siz mi öğrettiniz? Bünyamin Usta'dan ben öğrendim diyorum. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Kozanlı'na bu sokağa gelirler. Bu sokağın bir özelliği var. Her masada mangal vardır. Kimse ciğeri soğuk yemez. Adana, Kozan, Bağlıyanır ciğer ve kebap salonundan herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Royal Saatler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada Kozan usulü, Adana usulü ciğer kebabı yapılıyor. İşte fos ciğer, akciğer diyorlar, karaciğer, her çeşit burada sakata diyebiliriz. Şu an içeri doğru geçiyoruz. Ustamdan bilgi alacağız. Buyurun içeri geçelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı işler bol arkadaşlar. Sağ olasın. Allah razı olsun. Arkadaşlar geldiği zaman ekmek yemeyelim, bol ciğer olsun diyorlar. İçine birer kişilik ciğer atıyoruz. Ben de onu destekliyorum. Yani kesinlikle ekmek yerine burada gelip ciğer yemesi lazım. Kuşbaşı yemesi lazım. Yanında sarımsak yemesi lazım. Aynen. Yani buraya gelen kişi sağlıklı şekilde buradan ayrılabilir. Evet. Tabii. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Bünyamin Bağrıyan'ın eşiyim. Evet, ciğer kebap salonunun sahibiyim. Ne güzel. Böyle halka hizmet ediyoruz işte. Merhabalar, ben Mehmet Bağrıyanık. Babamla birlikte Bağrıyanık Ciğer ve Kebap Salonu'nu işletiyoruz. Baba oğlum. Evet. Vallahi mükemmel. Ustam piri, bu işin piri. 1980 yılından beri Bünyamin Ustam yapıyor. Allah razı olsun, küçük yaşta bizleri yetiştirdi. Yani yanındayız. Abim ömür verdiği sürece de yan durmaya devam edeceğiz. O zaman hayırlı evlat değil mi? Hayırlı, çok hayırlı evlat. Bu devirde hayırlı evlat. Kesinlikle. Evet abi. Peki Ustam, burası neresi? Buraya gelmek seni nasıl gelebilir? Hocam, burası Adana'nın Kozan ilçesi. Burası tabir olarak Ciğerciler Sokağı olarak geçiyor. Kozan'a gelen insanlar, Kozan'a gidelim ciğer yiyelim diyen insanlar Kozan'a gelir. Kozan'da bu sokağa gelirler. Bu sokağın bir özelliği var, her masada mangal vardır. Kimse ciğeri soğuk yemez. Herkes mangalda sıcak sıcak ciğer yer. Yani siz mangalı ocağa, mangalı masaya götürüyorsunuz. Aynen hocam. Müşterilerimiz masada otururken bir yandan ciğerleri ısınır, bir yandan isteyen müşterilerimiz sıcak yer, isteyen müşterimiz biraz daha pişirebilir. Damak zevki zevki. Ciğerleri yapmayalım. Evet, çeviriyoruz. Arkadaşlar, şu ciğerleri yukarı götür. Ciğerleri gönderebilirsiniz. Sarımsakları da götürün. Dikkatimi çekti. Ben bunu ilk kez görüyorum ustam. Sarımsak mı? Geç görüyorum ben bu şekilde. Şöyle bir tane sarımsak. Veririm. Şöyle dedim Ahmet Hoca. Sarımsak, yani bu biz kendimizi bildiğimiz bile bu işi yapıyoruz ama ya bu sarımsağı pişiriyoruz. Ha, bunun mesela çeşitlerini de biliyorum. Mesela sarımsağın aralarına kuyruk yağı yap, daha da tatlı bir lezzet verebiliyorum. Ha, o kişiye göre değişiyor. Mesela müşteri geliyor diyor ki ben kuyruk yağlı sarımsak istiyorum Mehmet diyor. Hemen 5 dakika içerisinde hazırlanıyor, müşteriye sunuluyor. O zaman biz de o şekilde deneyelim. Tabii ki. Portakal kömürü bulsam. Kesinlikle abi, portakal kömürü yapıyoruz. Zaten bu işte portakal kömürü olmazsa olmaz. Daha hızlı yanıyor. Yani közü güzel oluyor. O şekilde portakal kömürü kullanmak her zaman iyidir. Şu an bunun içerisine neler koyuyorsunuz tam? Abi tuz, pul biber ve pul biber yanmaması için de dışına biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Onun sebebi de pul biber ateşi gördüğü zaman direkt kömür gibi olur, siyahlaşır. Siyahlaşmasın, biraz daha kıvamında kalsın diye. Şu an kuşbaşı değil mi? Bu tamamen bizim buranın Kozan'ın çöp şişidir. Tamamen koyun etidir. Yağsı da eti de hepsi koyundur. Yani erkek? Erkek koyun eti, evet. Anladım. Kesinlikle. Söz mü ustam? Yok hocam, bu akciğerimiz. Fos ciğer. Tabiri olarak fos ciğer derler. Beyaz ciğer derler. Abi ben bunu ilk kez görüyorum. Ya çok lezzetli de. Kadirli yöresi bu çok sever. Peki ustam, bunların fiyatları nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ülkemizde olan
ufak yolu zamlardan dolayı güncel olarak şu an bir kişilik 30 TL yaptık. Ama tabii ki bu zamlar indirime geçince biz de ciğeri, eti o şekilde fiyatını aşağı süreceğiz. Şimdi dürüm ve servis 30 mu şu an? Evet, dürüm de aynı. Dürüm de aynı olmasının sebebi şu hocam. Dürümün içine de mesela biz servise 150 gram, işte 160 gram et servis ediyorsak dürüme de aynısını koyuyoruz. Dürümüne çekmiyoruz yani. Anlaşıldı. Ya bugün burada sarımsağı ve foz ciğeri deneyeceğiz. Orada ciğerde, çöpçüde deneyeceğiz abi. Peki bunları ne zaman yiyebiliriz? Abi bunları her zaman yiyebilirsiniz. 7-24. Sabah kaçta başlıyor? Ha, sabah servisimiz saat 7-7.30 gibi başlıyor. Akşam da saat 7-7.30-8. Müşterilerimizin yoğunluğuna göre 9'da buluyor. Yani bu saatler içerisinde sabah saat 7.30, akşam 9 garanti açarız. Ve bütün sakatat çeşitlerimiz mevcuttur. Lavaşımız. Sosluyoruz. Ver usta. Kozan pidemiz ve soslu lavaşımız. Burada bir kişi şişte kaç ciğer var? Bir kişilik şişte 8 şiş oluyor. 2 yağ, 1 ciğer, 2 ciğer, 1 yağ, 2 ciğer. O şekilde, evet, bir kişilik. Adana'mızın meşhur bir tablacı salatası var. Müşterilerimize sürekli tercih ettik. Yani bunu taze şekilde yapıyorsunuz değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Bu uçan, bu ses sürekli olur abi. Sürekli. Valla şu ses. Bence mükemmel bir ses. Oh tamam. Teşekkürler. Sizlerin de gördüğü gibi burada soğan taze yapıldı. Şu an üzerine sumak. Bol limon. Hakiki zeytinyağı. Bünyamin Bahriyan etayı, doğru mu? Evet, Bünyamin Bahriyan mekanımız. Şu an ciğeri nasıl yendiğini bize uygulama şekli gösterecek. Tabii ki. Ekmeğimizi alıyoruz abi. Gözümüze kestirdiğim şöyle güzel bir ciğeri. İyi pişmiş ciğeri. Şimdi şöyle ekmeğimizi varsa çekiyoruz. Ciğerimizin kimyonu olmazsa olmaz. Tadımlık şöyle fazla değil. Ve bir miktar da soğan salatası alıyoruz. Bu çatal bıçağı gerek yok değil mi? Tabii ki. Şu şekilde yapıştırıyoruz abi. Tercih edenler limon sıkabilir. Ben biraz limon sıkıyorum. Bu şekilde abi. Kardeş afiyet olsun, yarasın. Başka bir şey değil ama. Bu sarımsakları nasıl yiyoruz? Abi soyuyoruz bunları. Böyle öyle koyup değil, öyle yenmez değil mi? Soyuyoruz abi. Kaburda yenir ya. Ekmek az sizlerin gördüğü gibi. Bol ciğerli. Bol salatalı. Böyle yiyoruz ben. Tamam yeterli. Bu şekilde abi. Bu şekilde. Senin gördüğün bu şu an sarımsak. Bunu tatlı niyetine ya da kebabın yanında yiyebiliriz. Kebap yediğimiz zaman şu şekilde yağlar akması gerekir. Bir hafta yemesek herhalde bu bizi toplar. Bünyamin Usam'ın ve Mehmet Usam'ın ellerine sağlık, mükemmel. Herkesi Bünyamin bağır yanık ciğerine bekliyoruz. Akciğer. Burada buna fos ciğer deniyor. Bunun da tadına bakacağım. Bu da büyük ihtimalle aynı şekilde yeniyor. Abi ben bunu sade yemeyi düşünüyorum.
arada. Yine de biraz soğan atalım. İlk kez pişmiş akciğer yiyorum. Kesinlikle akciğer de güzel, tavsiye ediyorum. Vallahi hepsi birbirine güzel. Ustaların ellerine sağlık. Adana'dan özellikle bunun için geliyoruz. Siz Adana'dan geliyorsunuz. Evet. Ama siz bana tanıdık geldiniz. Ben bir zamanlar Çukurova'da. Hep bir zamanlar Çukurova'da oynadınız. Evet. Şu anda bir zamanlar Bağlayan'dasınız. Evet. Aynen. Ben gelmeden bitirmişsiniz. Abdest adam anlamaz mı dayanır? Ciğer dünyanın baryanatla yenir. Öyle mi? Allah razı olsun. Aç, tok, her zaman yiyebilirsin. Hiçbir yan etkisi yoktur. Ciğer nasıl yenir? Sayın güzel. Ciğer elle yenir abi. Böyle içine yatırırsın abi. Kimyonu atarsın. Ben az önce attım. Yine şöyle hafiften atayım kenardan. Kimyon. Sonra abi direkt son şöyle salatası. Gördüğünüz gibi aynen. Gidecek evet. Yatak sarmadan. Evet. Ciğer kahvaltıda yenir. Herkese afiyet olsun. Bu arada Ahmet Hocam az önce unuttum. Hani ciğer nerede yenir, nasıl yenir diyordun ya. Arkadaşlarla, dostlarla yenir. Samimi bir kesinlikle ortamda yani. Ona, onu aynen onu ekleyelim. Aynen katılıyorum. Recep ikiye katlanıyor. Dostlarla yemek, içmek, gezmek gerçekten süper. Asıl, Allah dostları eksik etmesin. Abi. Nereden geliyorsunuz? Hakkari'den geliyoruz. Biraz çift ciğer yemeye için öyle, geldik. Hakkari'den buraya ciğer yemeye geldiniz. Ben ciğer yemeye için geldik. Ama aynı zamanda ziyaret değil mi? Ziyaret. Sadece ciğer. Ziyaret, iş. Ahmet abi bir ciğer bak. Ekmek arasından böyle çekeceksin. Böyle de yudumlayacaksın. Ama yok. Böyle çekiyoruz. Çekiyoruz içerisine. Aslında bir tane daha çekiyoruz. Böyle bol olacak ciğerimiz. Aynen. Bol olacak. Üzerine kimyon atıyoruz. Kimyon. Eğer isterseniz soğan, burada soğanımız var. Soğanı bu şekilde. Soğansız olmaz zaten. Soğansız olmaz zaten. Evet bu şekilde. Ve bunu tabi Ahmet abinin elini bağlıyoruz. Benim de ayakları bağlıyoruz. Ve ondan sonra bismillah. Bağlayanlarımızın vazgeçilmez çayıdır efendim. Bu nasıl yaptınız? Közde mi var? Semaverde. Bu olmazsa olmazdır. Evet, çok lezzetli. Bu yemeğin üstüne, ciğerin üstüne ilaç gibi gelir. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman buyurun. Gelin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.